Beyler, olay şu. Ya şu an hani Vega Server'ı yaklaşık 10 klan bir ittifak içinde. Ve hani bu adamların CS'de hiçbir yararı yok. Hani JR'den sonra göstermelik bir iki SC PK atıyorlar. Dün zaten açtığım yayında gördünüz mü bilmiyorum. Vega 2'de bir Fellow PK'sı adı altında bir yayın açtım. Hani sadece 6-7 parti yaklaşık Falencor'u kesip taunt attılar ve 3-4 kişi kaldı CZ'de. Ya bu konudan biz rahatsızız. Yani buradaki olanlar rahatsız daha doğrusu. Şu kadar gördüğünüz adamlar. Hani diyoruz ki hani Falencor çıktığında hiç yoktan 2-3 SC PK atabilelim. Oyunun oyun olduğuna hani anlayabilelim. O kadar para veriyoruz. SC çekiyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Hani 2-3 SC PK atmak bizim hakkımız diye düşünüyoruz biz. Hani insanlar tamam para kazansın, kazanmasın demiyoruz ama bu kadarı fazla. Çünkü bunların hani amacı bu oyunda PK atmak, oyun oynamak değil. Tamamen para kasıp karakterlerini geliştirip ileriki bir dönemde satıp tekrar yeni serverda para kasıp ileriki bir dönemde satıp ve böyle tekrarlaya tekrarlaya gitmek. Ve bu hep böyle olmuştur. Hani şu anki ittifak klanlarına bakabilirsiniz. Hani eski serverlardan zaten aşinasınız bu tiplere. Ha, biz bu konuda rahatsızız. Hani böyle bir oluşum içine girdik ittifakta olmayan arkadaşlarla. Dedik kardeşim böyle böyle bir şekilde birleşeceğiz. Bu adamların bu soruda farm yapmasına, GB'yi siteye satıp GB fiyatını düşürmesine engel olmaya çalışacağız. Oluruz olamayız. Onu ileriki zamanlarda göreceğiz bir şekilde. Ha, olursak Vega iyi bir hal alabileceğine inanıyorum ben. Ben de şu anlık çarı satmıyorum. Bu server'ı bırakmıyorum. Ta ki bu olay sonuçlanana kadar. Ha, baktık olmuyor. Bu sefer buradaki gördüğünüz herkes bu server'ı bırakacak. Bu kahpeler bu sefer kendi aralarında PK atmaya başlayacak. Ki bu onlar için daha büyük kayıp. Eğer aralarında PK atmayı amaçlayan insanlar varsa tabii. Ki ben öyle bir insan olduklarını hiç düşünmüyorum. Yani bunların amacı bir iki kişi hariç, şuradaki gördüğünüz çomarlardan bir iki kişi hariç sadece bu oyunda para kazanmak, bir şekilde ek gelir elde etmesi. Buradaki toplanan hiçbir klan şu an içinden şu geçmiyor. Arkadaşlar biz bunları kovacağız, işte Ferencor'u biz alacağız. Bahçe sizde diye hiçbir şekilde böyle bir konuşma geçmedi. Yani şu an burada var 70 kişi. 70 kişiden hiç kimse birbirine demiyor ki biz bahçede farm atacağız. Eğer bizi darlarlarsa gidin siz de onları kesin. Kesinlikle öyle bir olay yok burada. Biz tamamen bunların bu soruda bu kadar rahat bir şekilde at koşturmalarından rahatsız olduğumuz için böyle bir oluşum içine girdik. Oluşum mu diyelim artık, taraf mı diyelim. Hani ilerleyen zamanlarını zaten full yayında olacağız. Göreceksiniz. Ya bu adamlar farmı bırakıp artık oyunun oyun olduğunu düşünerek, hani para kazanma amaçlayarak değil de, hani para kazanmayı amaçlayarak değil de sadece zevk almaya bakacaklar. Gene paralarını kazanacaklar. Eyvallah, Ferencor kessinler. Hiç kimsenin buna bir şey diyişi yok. Ama bu adamlar bize PK zevkini bir şekilde yaşatmak zorunda. Zorunda değillerse ya bu server'ı bırakıp siktir olup gidecekler ya da biz siktir olup gideceğiz. Bunu herkes görecek. Bakalım neler olacak yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Şu an TS'de hala konuşuyorlar. Ben sesi kapattım ses size gelmesin diye. Yani uzun bir konuşma oluyor. Yaklaşık 1 saattir, 1,5 saattir adamlar kendi aralarında konuşuyor. O konuşuyor, o konuşuyor, onu dinliyor. Hani insanca birbirleriyle konuşuyoruz. Ama dediğim gibi hani şu an genel konuştuklarımızı ben size özetledim. Bu adamlar artık bu şekilde Genie ile farm atamayacak bahçede. Hani rahat bir şey gene atacaklar biliyorum. Bir şekilde gece 4'te girecekler, 5'te girecekler. Bir şekilde gene atacaklar. Ama şu an oldukları kadar rahat bir şekilde farm atamayacaklar. Hani bunun size ben canı gönülden sözünü veriyorum. Biz veriyoruz daha doğrusu. Beni siktir edin. Hani şu an burada bulunan 70-80 kişi bunun sözünü herkese veriyor. Bu adamlar ben ittifaktayım diyen adam Ağustos'ta bile olsa artık farm atamayacak. Rahat bir şekilde atamayacak. Farm atmak istiyorsa full SC'sini basacak. PK'sına çıkacak. Hani döve döve o slotu, o farmı buradaki adamlardan almak zorunda. Alamıyorsa da götüne baka baka oyundan çıkacak. Dediğim gibi herkes bunu görecek. Biz de göreceğiz.
Yani durum bu. Hani ses aç ses aç diye o kadar darladınız. Hani size de mahcup oldum. Ses 1,5 saattir böyle sessiz sinema oynar gibi izlediniz beni. Hani böyle bir açıklama yapmak istedim size. Dediğim gibi server'ın durumu şu. Hani özürlü özürlü görüyorsunuz. Büyüyorlar, nova atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şu an kendilerini bir yarram sanıyorlar. Ama değiller. Bunu yakın zaman içinde zaten herkes görecekler. Göreceksiniz daha doğrusu. Yani benim diyeceklerim bu. Ya buradaki insanlar şu an tekrar diyorum para amaçlayarak bir araya gelmedi. Bunlar farm atıyor lan biz atamıyoruz amına koyayım diyerek gelmedi. Bu adamlar bunların bu derecede rahat bir şekilde farm atıp cebini doldurmasından şikayetçi olduğu için buraya geldi. Hani ve artık hani buradaki şu salak Trabzonsporlu salak adamlara rahat bir şekilde CD'de hani dolaştırmayacağız bu adamları. Gene dolaşacaklar. Bu dolaşmasa bu dolaşacak. Çünkü 2 CZ var. 2 CZ'de aktif olamayacağız. Hani 1 CZ'yi sadece kazanacağız. Ama elimizden geldiğince bu server'da artık hani Vega server'ı para için girilen bir server değil de sadece PK'yı hedefleyen bir server olarak kalacak. Hani biz onu planlıyoruz. Hani daha üstünü planlamıyoruz. Hiçbir şekilde bu oyundan para kazanmayı amaçlamıyoruz. Hani zaten beni biliyorsunuz hiçbir şekilde bu zamana kadar bu oyundan para kazanmadım. Farm attığımı hani Evo farm atıyor diyen olamaz. Ya gündüzleri benim çarda ağaç kesiyorlar olabilir o. Ama bu karakterin sahibi benim. Ben hiçbir şekilde farm atmadım. Bu sorudan cebime para koymadım. Tam tersi eksi 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 gide gide ilerliyorum. Hep cebimden gidiyor. Hep cebimden gidiyor. Gitsin yapacak bir şey yok. Hani ben eksildikçe bu adamlar artıya geçti. Ama ben zevkimdeyim dediğim gibi. Ben akşamları şurada falan kurun etrafında iki tane ezik kesemiyorsam, iki tane adam kesemiyorsam, SC basıp PK'ya çıkamıyorsam hani bu server'da oynamam. Dünkü yayında da zaten onu açıkladım. Onun için çarı pazara koydum. Karaktere teklif verdiler, vermediler değil. Ama böyle bir olay içinde olduğumuz için ben teklifleri geri çevirdim. İki kişi teklif etti hatta. Hani biri 13 bin verdi, biri 12 bin verdi. Ben vermedim karakteri açıkçası. Vermeyeceğim de. Hani bu serverda şu an gittiğimiz yere kadar gidebileceğiz. Dediğim gibi eğer hiç başarısız olursak bu adamlar savaşı kazanırsa server başındaki kazandıkları gibi Incredible olsun işte Nobody'ye karşı olsun bize karşı da bir zafer kazanırlarsa boyun eğeceğiz ve bu kadar gördüğünüz herkes bu server'ı bir şekilde bırakıp bu server'dan gidecek. Bunlar ya tabii dediğim gibi gene yapacaklar. Yani server 1 olmasa server 2'de yapacaklar. 2 olmasa gece 1'de işte gece 5'te server 1'e girip o şekilde bir farm atacaklar. Ama şu an attıkları kadar rahat bir şekilde değil. Dün akşam benim yayında gördüğünüz kadar geniyeli rahat bir şekilde farm atamayacaklar. Gerekirse SC'lerini basacaklar. Farm attıkları SC parasını karşılayacak anca. Ya biz onu hedefliyoruz. Onu hedefleyerek geldik buraya. Onun için bu kadar kişi toplandı. TS'de hala şu an 70'in üzerinde adam var ve konuşuyorlar birbirleriyle. Ben kapadım sesi çünkü benim pek işim yok. Bizim klanı temsilen iki kişi var zaten orada. Ya biz kafası tam 13 saat kafası var klanı olarak santim. buradayız. 13 saat oğlum 13 santim ama. Peki ben yıllardır 13 santim diye okuyorum. Kardeşim sen onu hedefliyorsun demek. Neyse dur şimdi. Gerek bir parti mele, bir parti asas olarak ya da iki parti asas olarak biz her daim CD'de olacağız. PK'mızı atacağız adam olduğu sürece. Bu arkadaşlar da biz human bastığımızda bana bir laf etmişti. Demişti ki biz krallığı bekliyoruz. Karus basacağız. Ben de bu arkadaşlara diyorum ki hani götünüz yiyorsa Karus'u basın. Biz buradayız. CD'de kapışalım. Bu server kiminmiş? Herkes anlayacak. Tekrar diyorum götü yiyen Karus basar karşımıza dikilir. Yani bu server'da biz kabul ediyoruz bunu. Biz bu server'a savaş çıkarmaya geldik. Artık kimsenin
rahat rahat gezememesini sağlamaya çalışacağız. Yani sağlayacağız hatta. Öyle bir hedefimiz var. Çünkü biz bir hedef koyduk ve onu başaracağız. Buradaki 70-80 kişi bu server'a verdiği parayı, bu server'a 9 aydır yaptığı emeği boşa gitmemesini sağlayacak. Şimdi tekrar diyorum, eğer sağlayamasak da bu server'ı bırakacağız. Bu sefer bu ittifaktaki arkadaşlar, bu 4 klan, 5 klan, 6 klan artık her nesi kimse, kendileri bu server'da istedikleri kadar at koşturacaklar. Bunun da size ben sözünü veriyorum. İstediklerini yapacaklar bu soruda. Çünkü biz olmayacağız zaten. Kaybeden taraf olduğumuz için. Hani benim düşüncelerim bunlar. Ben de birkaç bir şey ekleyeyim mi? Hanım. Sesim az gidiyormuş oğlum adamlara. Az Niye? mı gidiyormuş? Niye söylemiyorsun He. bana? Keke, biz bu işi hayatına oynadığımızda Evet arkadaşlar. biz bu işi Biz hayatına oynuyoruz. şu an bir kumar oynuyoruz. Rus ruleti yapıyoruz. Kaybeden ölecek. Kaybeden Kafasına sıkmasına. Hani şu an gülüyoruz. Eyvallah ama bu işin artık şakası yok. Çünkü belki size şaka geliyor ya da yalan geliyor. Ama ben bu çara 45 bin lira para ödedim bu zamana kadar. 45 bin lira Türkiye şartlarında çok büyük bir para. Ya bundan da hiç gocunmadım. Şu an karakterimin ettiği para da 15 bin lira. Bir sikimde değil. Ben bu soruna daha ilk gününden zevk almaya için geldim.